Evet arkadaşlar, yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ben Berkay. Arkadaşlar bugün yine çok güzel bir motor var yanımda. Onu incelemeye geldik. Instagram'dan bana Kemal arkadaşım yazmış. Demiş ki abi böyle böyle bir motor var. Bu modelin yeni versiyonu, Pro olan modeli. Hani aralarında fark var mı vesaire vesaire, bunları görmek açısından bana bir video çekebilir misin demiş. Onu kırmamak adına motosikletimiz elimize ulaştı. Şu an stoğumuzda mevcut. Bugün yine neredeyiz? Darıca Yıldırım Motor'dayız. Arkadaşlar Darıca Yıldırım Motor yedek parça servis ağıyla, Moto Gusto servis ağıyla ve bazen universal parçalar olarak, yani motosikletlere, her türlü motosikletlere bakıyorlar. Hiçbir sıkıntımız yok. Yedek parça aksesuar olarak yerimiz Darıca'da, Kocaeli'de arkadaşlar. Yıldırım Motor Darıca'da, yani buranın numarasını, Instagram hesabımın ve vesaire vesaire hepsini buraya, kanalın aşağısına linkine bırakırız. Zaten şurada da şimdi geçen numarası. Kendisine oradan ulaşıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Yedek parça alabilirsiniz. Kargoda sıkıntımız yoktur. Konumuza dönecek olursak arkadaşlar, bugünkü konumuz şu. Bu motorumuz şimdi şöyle. Yeni çıktı 2024 model. Bir evvelki modelin Pro versiyonu. Aralarında ufak tefek farklar var. Öyle ağımlı şamlı bir fark yok. Yani ben ufak tefek farklar gördüm. Motor dilerseniz hemen size göstereyim arkadaşlar. İşte karşınızda Moto Gusto Prego Pro 125. Arkadaşlar Moto Gusto Prego Pro 125 5.6 litre yakıt tankı var. 6.8 kW, yani 6.8 beygir güce sahip, 7500 devirde size bunu sunabiliyor. Kendi ağırlığı 100 kilo. 2024 normlarına uyumlu, son teknoloji farlar, sinyaller vesaire hepsi zaten gördüğünüz gibi. LED göstergesi dijital. El freni var. Motorda ABS yok, CBS var. Önde disk var, arkada kampana var. Ve arkada tek amortisör var. Bir evvelki modeli olan Prego 125 ile arasındaki farkları zaten birazdan size ufak tefek, yani ufak ufak göstereceğim. 125 cc dediğim gibi tek silindirli, hava soğutmalı, standart GE61 Çinli versiyon blok var üzerinde. Yani şöyle alttan bağlantılı, ben alttan bağlantılı blokları üst bağlantılı bloklara göre nazaran daha çok seviyorum. Yani parçası daha çabuk bulunuyor ve daha kolay 150 cc'ye kadar yükseltebiliyoruz baba. Çok iyi. 100 kilometrede 2.7-2.8 yakıyormuş. Yani Prego ve Aston'la aynı, gördüğünüz gibi onlar da orada cıncık gibi yatıyor. Şöyle benzin depo kapağını göstereyim, aynı. Bagajı küçük olduğu için kask vesaire almıyor. Buraya silikon çekmişler bak, su almasın diye. Güzel olmuş, bunu beğendim. Selesi aynı arkadaşlar. Ne çok yumuşak ne de çok sert. Diğerlerinin, yani Aston Prego 125, Aston 125 ile hepsinin selesi zaten aynı. Gerçekten iyi. Şöyle kontağımıza gelelim. Her şey aynı zaten bak. Burası da böyle. Su almasın diye bu şekilde arkadaşlar. Böyle. Açıyoruz. Evet. Kişi biçimimiz burada. Dörtlüğümüz mevcut. Uzun kısa. Sinyaller. Kornamız burada. Telefon şarj girişimiz yine her zaman olduğu gibi. Bak bundaki fark buymuş. Çift giriş, görüyor musunuz? Tip C girişi. Aynı anda iki telefonu şarj edebilirsiniz. Tip C girişi ve A girişi de mevcut. Bu güzel olmuş. Diğerlerinde sadece A girişi var, şu büyük giriş. Buna iki giriş koymuşlar. Onunla, yani Aston diyorum, Prego 125 ile Prego 125 Pro'nun arasındaki farklar şöyle. Beygirleri, yakıtları, işte koltuğu, kaporta vesaire hepsi aynı. Yalnız farklar şu. Bu ön far tasarımı arkadaşlar farklı. Şu yapı. Bakın. Bunda burada ledler yok. Bunda burada ekstra led var. Ya şimdi diyeceksiniz ki abi çok fark varmış ya. Diğer, yani dediğinizi duyar gibiyim. Vallahi hani adam öyle yapmış. Biz de anlatıyoruz yani, gördüğünüz gibi öyle çok almış almış bir fark yok.
CBS kombine fren sistemi var. Çift hidrolik girişi yok. Tek hidrolik girişi var. Yani yukarıdan bakalım. Arkayı kısacağım. Bakın. İçeriden mekanizma yapmışlar. El freni de zaten burada. Mis gibi el freni de mevcut. Sinyaller kasaya entegre. Farlarımız, gündüz ledlerimiz böyle. Ön kafada bir tane de led böyle koymuşlar. Stoplar Aston 125, Prego 125 aynı, hiçbir farkı yok. Yedek parçası boldur, stoklarımızda mevcut, fabrikadan da getirtebiliyoruz. Arka fren kampana ve tek amortisör. Tek amortisör ama bakıyorum, evet. Şöyle göstereyim, ayarlı abi. Ayarlı, iki kişi binin, sıkıntı yok. Vurma, kırma, çatma, çutma, öyle şeyler başınıza gelmeyecektir. Enjeksiyonlu gördüğünüz gibi. Ayak marşımız yok, kickstart. Yan ayaklıkta sensör mevcut. Bakın. Evet, kaplomuz var. Motoru istop ediyor. Arka ayaklıklarımız bu şekilde, alüminyum. Kaportası güzel. Sele demiri var. Buraya artı zamanı sepet takabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Kuryelik yapacak olan arkadaşlara tavsiye ederim ben bu motoru. Şöyle de göstereyim hava soğutma girişini. 800 mililitre yağ alır motorumuz. Jantlarımız tabii ki çelik. Arka lastik ebatımıza hemen gelelim arkadaşlar. CST marka dandik bir lastik var. Aldığınız zaman abi ben bu lastikleri değiştirmek istiyorum derseniz hemen Burak. Yan tarafta servisiniz var. Orada Anlas marka veya değişik diğer markalardan da kendi seçtiğiniz markalarda lastik takabilirsiniz, değiştirebilirsiniz ki ben onu tavsiye ediyorum. Bu orijinal lastiklerle abi yola çıkmayın. Arka lastik ebatımız 3-50-10. Ön lastik ebatımıza bakalım. Evet, 90-90-12 ön lastik ebatımız var arkadaşlar. CBS gördüğünüz gibi zaten, dediğim gibi. Şöyle de parça kalitesini, iyice bir şasiyi bir inceleyelim bakalım. Kablolar biraz aşağıda arkadaşlar. Bunları artık cırt kelepçeyle falan aldığınız zaman kendiniz montajlarsınız. Biraz eliniz anahtar tutacak. Yani Çin malı motor alıyorsun. Biraz üstünde oynayacaksın. Yani bu böyledir. Japon mallarında bile ufak tefek kusurlar çıkabiliyor. Evet, göstergemize gelelim. Şöyle bir oturayım ben. Uzun kısa burada. Korna, sinyaller. Sinyal göstergelerimiz bakın buraya yerleştirmişler. Dörtlümüz. Böyle. Benzin göstergemiz burada. Hız göstergemiz, kilometremiz, saatimiz burada. Devirin bakalım. Şunu da açalım. Tık. Enjeksiyonu duydunuz. Motor arıza ilk kısışımız. Deviri buraya koymuşlar. Prego 125, sade Prego 125 ile olduğu gibi aynı. Bir uzun kısa verelim. Pıt pıt. Güzel. Buraya yine alüminyum yapmışlar. Bu gri, diğerine siyah. Bak şöyle bir zoomlayayım. Görüyor musun siyah orası? Ayak basma plastikte ne be bakalım? Fark var mı? Bakayım. Evet. Bunlar da aynı abi. Giriş elleri falan hep aynı ya. Böyle almış anlı bir fark aramayın. Kombine bak nasıl çalışıyor bak. Arkayı sıkıyorum bak. Abi bunu söyleyeyim ben size. Ne yapın biliyorsunuz. Kombineyi aldığınız zaman, bu motor aldığınız zaman kombineyi iptal edin. Yani bu size tavsiyemdir. Kombinelerde çünkü gerçekten çok büyük sıkıntılar yaratıyor. Arka freni sıktığımız zaman Allah muhafaza ön freni de sıkıyor çünkü. Ön freni sıktığı zaman virajda motor zık diye kayıp düşer. Özellikle bu lastiklerle. Şu marka var ya, şu marka. Çoğu kişinin canından oldurdu yani. Şu markayı değiştirin abi. Aldığınız gibi bu lastikleri hemen değişin. Yani kıyın biraz paraya, lastikleri değişin ki motorunuza bir şey olmasın abi. Bir şey olmasın. Koruma demiri vesaire vesaire ekstra takabiliyorsunuz. Zaten bakın Aston var orada. Aston'da koruma demiri var. Yani onun koruma demiri buna da uyuyor baba. Uydurabiliyoruz. Yani uyuyor yani. Cuk zaten. İsteyenlere burada güzel kasklarımız var. Bakın hani motor aldım ben, eldiven alacağım, kask alacağım. Aha. Aksesuar çeşitlerimiz, kıyafetlerimiz, işte malzemelerimiz de servis stoklarımız mevcut baba. Mis gibi. Kargomuz da mevcuttur. Burak'ın numarasını Darıca Yıldırım Motor aşağıya açıklamalar kısmına koyarım. Oradan kendisine ulaşıp istediğiniz zaman alabilirsiniz. Kargomuz mevcut dediğim gibi. Şöyle de zaten diğer videolarda da göstermiştim. Gidon aynalarımız falan, elciklerimiz, kilitlerimiz vesaire hep burada mevcut abi.
Şu motoru da zaten Motogusto Dream 150, bunu çektim kanala attım. Oradan birkaç kişi bize ulaştılar ama şu an bir iki kişiye sattık. Daha fazla gitmedi. Dur bakalım. Bunlar da hayırlısıyla inşallah elimizden gidecek yavaş yavaş. Şöyle de motoru bir göstereyim. Bu iyi. Ben bunu beğendim ya abi. Bu da güzel. Ha, bu da güzel. Arkadaşlar, Motogusto Prego Pro 125'in şu an 2024 itibariyle güncel satış fiyatı 63.000 Türk Lirası. Aston 125 ile fiyatı aynı. Düz Prego 125'in zaten fiyatını biliyorsunuz, 62.000 lira. Ama tabi elinizden geldiğince çabuk olun. Bence almaya bakın çünkü zam gelecek. Gerçekten zam gelecek. Büyük bir zam geliyor tekrardan. Ülkemizin ekonomi şartlarını hepimiz biliyoruz. Ne yazık ki sürekli bir zam geliyor. O yüzden elinizde fırsat varken abi motorları alın. Kaçırmayın derim. Güzel motorlar var. İncelemesini istediğiniz motorlar varsa bana Instagram hesabımdan ulaşabilirsiniz. Ama sizden ricam Instagram hesabımı takip alın, öyle mesaj atın. Çünkü beni takip almayıp mesaj attığınız zaman gizlenen mesajlara düşüyor. Mesaj isteklerine düşüyor. Onları tek tek görmekte biraz zorlanıyorum. Şu an hem iş güç biraz da çalıştığımız için arkadaşlar zaman çok ayıramıyorum. O yüzden biraz kusura bakmayın. Elimden geldiğince herkese zaten cevap vermeye çalışıyorum ben. Yıldırım motorun, yani Darıca Yıldırım motorun Burak'ın da numarasını zaten açıklamalar kısmına koyarım. Kendi Instagram hesabımda açıklamalar kısmına yazarım. Zaten şuralarda da onları görürsünüz. Oraya koyarım. Süper teşekkür olayı var. Altta şurada göreceksiniz. Onu da isterseniz küçük desteklerle bana yardım edebilirsiniz arkadaşlar. Bu tür videoların devamı için de kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.